Nedense çoğumuz başarılı olmak için başka bir şey yapmamız gerektiğine inanırız. Şu anda yaptıklarımızdan tümüyle farklı bir şey. Her şeyi tümüyle değiştirirsek ancak o zaman her şeyin iyi olacağına inanırız. Şimdi yaptığımız şeyle başarılı olamıyorsak neden tamamıyla farklı bir şey yapmanın davranışımızı değiştireceğine inanırız? Aslında farklı bir şey yapmakla Farklı bir yaklaşımı karıştırıyor çoğu insan. Yaklaşımımız aynı olduğu sürece farklı şeyler de yapsak sonuç farklı olmaz. Eski davranışları yeni bir projede kullanmak fark yaratmaz. Ama farklı bir yaklaşım şu anda yaptığımız işte büyük fark yaratabilir. En büyük olanaklar genellikle şu anda elinin altındadır. Şimdiki işinde, şimdi yaşadığım deneyimlerde ya da şimdiki ilgi alanlarındadır. Ama bu alanlarla ilgili çok şey bildiğin halde kendini başarısız hissediyorsan nedeni artık onlara taze gözlerle bakmamandır. Deneyimin başarının önünde bir engel haline gelmiştir. Komşunun bahçesinin yeşilliğine karşın senin bahçendeki çimenlerin sararıp solması, onlara yeterince su vermemen ve biçmemenden kaynaklanıyor komşunun bahçesinin çimeni, yeşilliğini ve tazeliğini biçilmek ve sulanmakla koruyor. Ne yaptığına bak, nasıl yaptığına bak, niçin yaptığına bak, nerede ve kiminle yaptığına bak. Tüm etkenleri gözden geçir. Neyi farklı bir şekilde yapabilirsin? Taktik, düşman yaratmadan fikrini iletebilme yeteneğidir. Hiçbir şey için asla deme. Hayat kendisine sınırlar konulamayacak kadar zengin olanaklara sahiptir. Hayat çoğunun sandığının aksine basittir. Günümüz toplumunda en çok duyduğumuz söz hayatın bir mücadele olduğudur. Bu sınırlı düşünceyi aşmak senin elinde. Doyumlu bir yaşamla doyumsuz bir yaşam arasındaki temel fark bakış açısıdır. İşte bazı ipuçları. Bazen istediğin şeyin gerçekleşmemesi senin için büyük şanstır. İstediğimiz sandığımız şeylerle gerçekten istediğimiz şeyler farklıdır. Bir şey gerçekleşmiyorsa ufukta daha iyi şeyler olduğu içindir. Sabırlı ve sakin ol. Her şey kendi zamanı içinde gelir. Bir hata yaptığında hemen adım at ve hatayı düzelt. Hemen harekete geçerek bozulan ilişkiler düzeltmek için özür dile. Yanlış anlaşılmaları açıklığa kavuştur. En azından durumun daha kötüye gitmesini engellemek için gereken adımları at. Dürüst ve onurlu bir yaşam sür. Yaşlandığında geriye baktığında yaşamın sana ikinci kez huzur ve mutluluk verecektir. Onurlu ve dürüst yaşamak demek, başkalarına ilham olacak bir yaşam demektir. Hayatının temelini evindeki huzurun oluşturduğunu daima hatırla huzur dolu bir ev için elinden geleni yap. Kendin için de başkaları için de yaptığın küçük şeyler önemlidir. Yatak odana mum koy. Yumuşak bir müzik eşliğinde bedenini müziğin dalgalarına bırak. Partnerin varsa yastığının üzerine seni seviyorum mesajını veren minik notlar bırak en sağlıklı ilişkiler birbirinize duyduğunuz sevginin birbirinize duyduğunuz ihtiyaçtan daha çok olduğu ilişkilerdir. Birbirinize bağlı olun, bağımlı değil. Dürüstlük ve güven tüm ilişkilerinizde kurduğunuz iletişimin temeli olsun. Kimse senin ne kadar bildiğinle ilgilenmez. Onlarla ne kadar ilgilendiğini bilmek ister yürekten sevgiyle gelen her mesaj hedefine ulaşır. En azından tohumunu atar. Her yıl daha önceden gitmediğin bir yere git. Yeni yerleri keşfet. Yeni deneyimleri, yeni tatları paylaş. Bu deneyimleri özel biriyle paylaşırsan yeni anılar yaratırsın. Hayatın yeni anlarını paylaşmak insanları birbirine yaklaştırır ve hayata anlam katar. Bir süredir İletişim kurmadığın birini ara. Sadece seni düşünüyorum demek için. Gelecek için atılan doğru adımlar, geçmişin yanlış adımları için en iyi özür dileme yoludur. Yaşam deneyimlerini kendin yaratıyorsun. Başına gelen çoğu şeylerin sorumlusu sensin sana olan şeylere nasıl tepki verdiğinin tümüyle sorumlusu sensin. Karşına çıkan olanakların çoğunu yaratan sensin. Karşına çıkan engellerin çoğunu yaratan sensin. İnsanların sana nasıl davranacakları konusunda onları eğiten sensin. Sorumlusun. Ve bu iyi bir şey. Sorumlu sen olduğun için beğenmediğin durumları değiştirme, Kontrolü eline alarak yaşamını değiştirme, olanakları yaratma gücü sende. Etrafındaki insanların sana davranışlarını yeniden eğitme gücü de sende. Sorumluluk kimdeyse güç ondadır. Sorumluluğu suçladığın kişiye yüklediğinde gücünü de ona vermiş olmuyor musun? Gördüğün gibi suçlamanın bedeli çok büyük. Gücünü yitirmek gücünü kendi ellerinle başkalarına vermek. Şimdi içinden ya da yüksek sesle tekrarla. Sorumluyum ve sorumluluk güçtür. Yaşamımın sorumluluğunu ne kadar alıyorsam o kadar güçleniyorum. Bu dünyaya gelirken ağlıyoruz ama etrafımızdaki insanlar gülüyor en harika yaşam giderken bizim güldüğümüz ama etrafımızdakilerin gitmemize ağladığı yaşamdır. Hiçbir felsefe, hiçbir haz, hiçbir güç, hiçbir maddi başarı sana onurlu, dürüst, kendi iç onayını koruyarak sürdürülen amaçlı ve anlamlı bir yaşam kadar içsel doyum veremez. Başkalarına ilham olmak için önce duygularınla barışık ve dop dolu olmalısın. Başkalarının gözlerinin nemlenmesi için önce senin gözyaşların akmalı. Başkalarını ikna edebilmek için önce sen inanmalısın. Dolu bir yaşam için hatalar ödenen bedelin bir bölümüdür. Jackson Brown'un başarı önerilerine kulak verelim. Doğru kişiyle evlen sadece bu karar mutluluğunun ya da mutsuzluğunun yüzde ellisini belirler. Zamanını ve yeteneklerini değerlendireceğin zevk aldığın bir işte çalış. İnsanlara beklediklerinden fazlasını ver ve bunu güler yüzle yap. Tanıdığın en pozitif ve enerjik kişi sen ol kendine ve başkalarına karşı affedici ol. Cömert ol. Şükranla dolu bir yüreğin olsun. Karar al ve uygula. Karar al ve uygula. Karar al ve uygula. Sınırlı bir maaşın olsa bile bir kısmını tasarruf etmek konusunda disiplinli ol. Herkese kendine davranılmasını istediğin gibi davran. Kendini sürekli olarak geliştirmeye ada. Kendini kaliteye ada. Mutluluğun sahip olduklarından güç ya da prestijden değil, sevdiğin ve saygı duyduğun insanlarla ilişkilerinden kaynaklandığını anla. Vefalı ol, dürüst ol, inisiyatifli ol. Bazen yanlış yapabileceğini kabul ederek kararlı ol. Başkalarını suçlamaktan vazgeç, hayatının her alanında sorumlu kal. Cesur ol ve risk al. Hayatına dönüp baktığında yaptığın şeylerden değil yapmadığın şeylerden daha fazla pişmanlık duyacağını hatırla. Sevdiklerine ilgilen ve onlara iyi davran. Kendinle gurur duymayacağın şeyleri yapma. Korkuyla durmak mı, cesaretle ilerlemek mi? Büyük ikilem. Esin yine ikilem içindeydi. Yeni bir şey mi denemeliydi? Yoksa eski korkularının onu engellemesine izin mi vermeliydi? Çılgınca bir şey mi yapmalıydı? Yoksa ayaklarını yerden kesmeden sımsıkı basmaya devam mı etmeliydi? Esin kendini bildiği bileli ikilem içinde yaşamıştı. Bir yanı özgürlüğe kanat açmayı isterken, diğer yanı güvenlik ve güvence istiyordu. Çocukluğunda bir yanı sokağa çıkıp diğer çocuklarla oynamak isterken, diğer yanı evde oturup ders çalışması gerektiğini söylüyordu. Okulu bitirip diplomasını eline aldığında bir yana dünyayı gezmek isterken diğer yanı iş ve kariyeri yani geleceği düşünmesini söylüyordu. Sonra evlilik, çocuklar ve ev taksitleri geldi. Sorumlulukları artmıştı. Ama içindeki o özgürlük özlemi hiç gitmiyordu. Sıkça bir gün özgür olup istediğimi yapmak istiyorum. Ama kendimi ayırdığım kısa zamanlardan bile suçluk duyuyorum diyordu. Sadece eşiyle baş başa hatta tek başına bir tatile çıkmayı çok istiyordu. Ama bu çocuklar büyüyünceye kadar ona sadece bir rüya gibi geliyordu ve yine çocuklarla tatile çıkmaya devam etti. Bir tatil dönüşünde arabayı denize bakan bir yamacın kıyısında park ettiler. Bir yerlerden neşe ve kahkaha sesleri geliyordu. Esin biraz aşağı baktığında bir grup insanı eğlendiğini gördü. Neşe'nin cazibesine ve davetkarlığına karşı koyamayıp dik basamaklardan biraz aşağı inmeye ve bu insanların ne yaptıklarını görmeye karar verdiler. Ve Neşe'nin kaynağına ulaştılar. Bu insanlar uçmayı öğreniyordu. Esin insanların neşesinden ve attıkları heyecan çığlıklarından etkilenmişti. Uçmak eğlenceli görünüyordu. Onlara katılmak istedi ama onlar gibi uçmayı asla beceremeyeceğini biliyordu. İnsanların uçtuğunu görmesine rağmen kendisine bunun mümkün olmayacağını söylüyordu. Esin yine ikilem yaşıyordu. İnsanları seyrederken onlar gibi uçmayı büyük bir arzu duyuyordu uçmanın nasıl bir duygu olduğunu merak ediyordu. Ama denemeyi de cesaret edemiyordu. Ya düşerse, ya rüzgar onu taşımazsa, ya bir yanı kırarsa, hayatında hiç denemediği bir şeyi nasıl yapabilirdi ki? Ya insanlar onun beceriksizliğini görüp gülerlerse? Ama heyecan galip geldi. Hayatında ilk kez Esin korkmasına rağmen uçmaya karar verdi. Ama planöre dokunduğu an ayaklarının betona yapışmış gibi kımıldamadığını hissetti. Hayır hayır yapamayacaktı. Ama bu insanların deneyimlerini o da paylaşmak istiyordu. Nasıl olduğunu anlamadığı bir anda yapabilirim dedi. Ve kendisini bir anda bıraktı. Evet uçuyordu. Artık yapabileceğim biliyorum diye bağırdı Esin. Özgürlüğümün keyfini çıkarmak için özgürleştim. Hayatında yepyeni bir sayfa açılmıştı o anda. İkilem bitmişti. İkilemin çözümü bir şeye korkmana rağmen karar vermek ve derhal uygulamaktaydı. Esin artık cesaretin korkmamak değil, korkmasına rağmen adım atmak olduğunu biliyordu. Sabah uyandığında ilk düşüncelerin günün nasıl geçeceğini büyük ölçüde belirliyor. İyimser düşünceler günün canlı ve üretken geçmesini sağlar. Karamsar düşünceler ise gününü sıkıcı kılar ve siyan eder. Her güne neşeyle, yüzünde tebessümle ve cesaretle başla. Daha yataktan kalkmadan yüzüne tebessüm kondur. Zihnine pozitif düşünceler doldur. Çayın ya da kahveni içerken bir motivasyon ya da zihin programlama kaseti ya da CD'sini zamanının elverdiği ölçüde dinle. Günün nasıl geçeceğini kendin gör. Düşüncelerin dünyayı gördüğün aynadır. Ne kadar netse dünyayı o kadar net görürsün. Bulanık düşünceler dünyayı bulanık gösterir. Düşüncelerin etrafında bir enerji mıknatısı oluşturuyor ve düşüncelerine uygun frekansta olayları, kişileri, durumları hayatına çekiyorsun. Uzaklara hızla seyahat etmek istiyorsan hafif ol. Kıskançlıklarının, affetme işlerinin, bencilliklerinin ve korkularının yükünü taşımadan endişelerine gelince hayatım çoğu asla gerçekleşmeyen felaketlerle dolu olmuştur der Montaigne. Gerçekten de öyle. Bugüne kadar neler için endişe duydum boşu boşuna. Endişelerin kaçı gerçek oldu. Bir de sebatkar olmayı öğrenmek var. Yetişkinle çocuğu ayıran özelliklerden biridir sebatkarlık. Sebat ve azim 19 başarısızlıktan sonra 20. denemede başarmaktır. Zafer yenilgiyi bilen için en tatlıdır. Başarı güzel şey. Ama gerçekte hayatta ne kadar çok başarılı olduğun değil, başkalarına ne kadar yararlı olduğun önemli. Kaç amacına ulaştığın değil, kaç yüreğe dokunduğun önemli. Kimi tanıdığın önemli değil, kim olduğun önemli. bir keşiş araştırma yapmak için bir köye gitmişti. Önce o köyün mezarlığına girdi. Çünkü kültürlerin, yaşam felsefesinin böyle yerlerde gizli olduğuna inanıyordu. Gözleri birden mezar taşlarının üzerindeki rakamlara takıldı. Mezar taşlarında 867, 905, 4610, 74, 421 gibi birbiriyle hiç de bağlantısı olmayan rakamlar vardı. Uzun uzun düşündü. Fakat bu rakamların anlamını çözemedi. Köyün en bilge kişisine gitti, ona sordu. Nedir bu rakamlar Tanrı aşkına dedi. Bu rakamların gösterdikleri ay mıdır, yıl mıdır, saat midir? bilge kişi gülümseyerek kanıtladı. Bizler bebeklerimiz doğduğu zaman bellerine bir ip bağlarız. Yaşamı boyunca her güldüğü an o ipe bir düğüm atarız. Öldükten sonra ise bellerindeki düğümleri sayar, düğümün sayısını mezar taşına yazarız dedi. Bilge kişi karşısındaki keşişin bir şey anlamadığını görünce açıklamasını sürdürdü. Böylece onun ne kadar yaşamış olduğunu anlarız. Şu andan çok zaman sonra bu saati hiç hatırlamayabilirsin. Hatta bugünü, ayı, yılı bile hatırlamayabilirsin. Ama bu anı çok net hatırlayabilirsin. Hadi yaşama tebessüm et. Geçmişin yaşadığın tarihlerin toplamı değildir. Tıpkı tarihin olayların toplamından ibaret olmadığı gibi. Geçmişin hayatını yaşarken zihninde yarattığın sehirli anların toplamıdır. Ne kadar çok bu sihirli anları yaratabilirsen o kadar dolu yaşamış olursun düğümlerin sayısını arttırmak, bakış açını değiştirmek kadar yakın. Aslında hayatta günlüce çok şey var. Tepkisel davrandığımız bazı anları bile sonradan anlatırken güldüğümüz olmuyor mu? Aynı olaya olurken de gülebilirdik. Gülmek ya da tepkisel davranmak bakış açısıyla ilgili bir seçimdir. Hayatta en çok istediğimiz üç şey mutluluk, özgürlük ve huzurdur. Onları başkalarına verdiğimiz ölçüde mutlu, özgür ve huzurlu oluruz. Bu doğanın yasasıdır. Derinden sevenler asla ihtiyarlamaz. İlerleyen yaştan dolayı ölürler ama genç ölürler. Olabileceğin şey için asla geç değil. İnsanın en büyük sanat eseri amaçlı ve anlamlı bir hayatı yaşamayı bilmesidir. İnsan yaşamaya cesaret ettiği düşün büyüklüğü kadar büyüktür. Milyonlarca insan geniş düşünmeyi bilmiyor. Geniş düşünmeyi bilmediği için de inanç ve dar görüşlülük denilen hazır kalıp düşüncelerin esareti altında yaşıyor. Emerson, dünyadaki en zor şeyin düşünmek olduğunu söyler. Bu yüzden inançlar popülerdir sıkı sıkıya sarılır insanlar inançlarına. Doğru olsa da olmasa da. İnançları sorgulamak zorunda kalmazsın. Hazır ve kalıp düşüncelerdir onlar. Düşünmeme rahatlığı verir insana. Bu nedenle inançlarına sıkı sıkıya sarılır bu insanlar. Hatta inançlarına karşı olan bir fikri kendilerine yapılmış bir saldırı olarak algılarlar. Artık inançlar bir düşünce olmaktan çıkmış, kişi kendisini bu inançlarla özdeşleştirmiştir. Sorgulamak düşünmeyi gerektirir. Sorgulamanın olmadığı yerde kesin inançlar vardır. Düşünce tembeli insan inançlı olur. Ona tekrar edilen ve kendisinde tekrar ettiği inanç kalıplarının sınırları içinde yaşamdan ve kendi özünden kopuk yaşar. Bu gerçeği tahammül edemediği için de inancı yüceltir yüceltmekle kalmaz, inanca tapınır, inancı kutsallaştırır. Kutsal şeyler ise sorgulanmaz. Sadece itaat edilir. İşte esaret. Bir de kişinin kendisiyle ve kendi değeriyle ilgili oluşturduğu inançlar vardır. Bir alanda birkaç kere hata yaptığında kendisini hiçbir şeyi beceremiyorum diye algılayan insan kendisi hakkında olumsuz düşünceler geliştirmeye başlar. Bu düşünceler tekrarlana tekrarlana bir süre sonra inanç haline gelir. Bu düşünceler otomatik pilottaymış gibi kendiliğinden devreye girer. Oysa düşüncelerimizi kontrol edebilme gücüne sahibiz. Nasıl mı? Kendimizle ilgili olumlu düşünceleri, afirmasyonlar yani olumlu cümleler halinde sıkça tekrarlayarak tekrarlanan her cümle bir süre sonra zihnimizde yeni sinir ağı yolları oluşturmaya başlar. Bu yeni düşünce doğrultusunda hissetmeye ve davranmaya başlarız. Burada tekrar çok önemli. Kendine bir kez olumlu telkin yaptıktan sonra ilk hatanda gördün mü sen aptalın tekisin diyorsan ilk telkinin zihnine yapışmaz. Kendimizle ilgili olumsuz inançlarımız da bir günde oluşmadı. Olumsuz düşünceleri tekrar ete ete o inançları edindik. Olumlu inançların da oluşması zaman alır. Zihnini bir tarla olarak düşün. Önce yeni düşünce tohumlarını ekmen gerekiyor. Tohumların tomurcuk açması ve meyve vermesi için sürekli beslenmeye, suya ve bakıma ihtiyacı var. Ayrıca sürekli olarak tarlanın zararlı otlardan ayıklanıp temizlenmesi gerekiyor bu çabanın sonucunda alacağın ürünün lezzeti harika olacaktır. Yeni düşüncelerin zihnimiz tarafından kabul edilmesinin göstergesi, güçlü duygularla ve motivasyonla birlikte gelmesidir. Zihnimizde sıkça barındırdığımız düşüncelerimiz de bir seçimdir. Düşüncelerini seçen sensin. Her seçimin seni bir şeylere yakınlaştırır ya da uzaklaştırır. Davranışlarınla nelere evet, nelere hayır diyorsun. Büyük şeyleri başarmak için hem hayalini kurmak hem harekete geçmek gerekir. Hem planlamak hem de inanmak gerekir. En küçük bir adım bile en büyük isteklerden iyidir. Yürekten inandığın ve istediğin şeyleri gerçekleştirmek için saat et içinde harekete geçme arzusu duyarsın. Herkesin tırmanacağı bir dağ, kendi yıldızına ulaşacağı merdivenleri var. Herkesin inandığı rüyaları var. Herkesin üstesinden gelmesi gereken sorumlulukları, aşması gereken zorlukları var. Herkesin ödül gelmeden önce ulaşması gereken zirveleri var. Herkesin gücünü bilmesi için kendisini güçlendirecek olan adımları atması gerekiyor. Başka insanlardan daha iyi, daha başarılı olmak değil, kendimizin bir gün öncesinden daha fazla olmaktır gerçek başarı. En son ilk kez ne yaptın? En son derin bir sohbeti kimle yaptın? en son dinlediğin yeni bir müzik neydi? En son zihnini geliştiren hangi kitabı okudun? En son duyduğun en ilginç düşünce neydi? Bugüne kadar inandıklarının zıttı bir fikirle karşılaştığında verdiğin tepki ne oldu? Kendi bildiklerini var gücünle savundun mu? Bildiklerini sorguladın mı? En son neyi merak ettin? Bir kişiyle mi, bir olayla mı, bir fikirle mi ilgiliydi merak ettiğin şey? Her gün yeni bir gün. Başarı için yeni bir şans. Her gün cesaretle adım atma zamanı. İster bir adım, ister on adım. Her gün yeni olanaklara gebe. Yeter ki günü en verilmiş şekilde değerlendirelim. Her gün kendimizin en iyi versiyonunu gerçekleştirme olanağıyla geliyor. Bugün ne yapmayı planlıyorsun? Ne yapıyorsun? Niye yapıyorsun? Daha önce yaptığın bir şeyin tekrarı mı? Yepyeni bir şey mi? İnsan hayalleri kadar yaşar. Bir şeyi hayal bile edemiyorsan onu gerçekleştirme ihtimalin de yoktur. Gerçekleştirmek istediğin şeyi önce hayal et. Sonra onu yoğun bir şekilde gerçekleşmiş gibi her hücrende hisset. Sonra hayaline doğru somut adımlar at. Yürekten istediğin şeylerin gerçekleştiğine kaç kez tanık oldun değil mi? Sır burada. Yürekten istemek bir çocuk saflığıyla gerçekleşeceğine hiç şüphe duymadan istemek. Böylesine istemek en güçlü motivatördür. Bugünkü hayatın senin olabileceğin en yüksek versiyonun mu? Çoğu insan yeteneklerinin nerelere ulaşabileceğinin farkında bile olmadan hayatını tamamlıyor. Julius Fontinus, önce 1. yüzyılda yaşamış bir düşünür. Yazdığı bir yazısında şöyle diyor. Keşifler çoktan limitine ulaştı. Artık daha fazla gelişeceği konusunda bir umudum yok. 1876 yılında Western Union CEO'su telefonun icadı ile ilgili şu sözleri söyledi. Telefon denilen aygıtın iletişim alanında ciddi alınması için çok eksiklikleri var. Bizim gözümüzde hiçbir değeri olmadığı için onu pazarlamakla ilgilenmiyoruz eskilere gitmeye gerek yok çok değil sadece 1977 yılında bir elektronik firmasının CEO'su olan Ken Olson bir insanın evinde bilgisayara ihtiyaç duyması için hiçbir neden göremiyorum dedi. Büyük konuşmuş Ken Olson. Geniş düşünce yaratıcıdır. Yaratıcılık ve cesaretin olmadığı yerde esaret ve kısır düşünce vardır. İnsanın kendi kapasitesinin çok altında yaşaması, yaşam enerjisini ziyan ederek kısır yaşama kendini mahkum etmesi değildir de nedir? Ortalama insanın kapasitesinin ancak yüzde biriyle yaşadığı söyleniyor. Cesaret risk almayı gerektirir. Esaret seni sorumluluktan muaf tutar. Ama yaşamın renklerinden de. Kendini tanımayan kişi, kendini sorgulamayan kişidir. başkalarına suçlayan kişidir. Hayatın kendisine haksızlık yaptığına inanarak insanlara ve yaşama öfke duyan kişidir. Tabi esas öfkesi kendisinedir. Ama o bunu bilmez. Sadece suçlar, suçlar, suçlar. Suçlamak kendini tanımamanın kesin göstergelerinden biridir. Sorumluluk suçlamanın bittiği yerde başlar. Milarapa kızgın bir genç adamdı. Mistik güçlere sahip olup kendisine yanlış yapan insanlardan intikamını almak istiyordu. Mistik güçlere sahip olma arayışı içinde karşısına Pamar adında bir öğretmen çıktı. Pamar çabucak bu yine öğrencisinin amacını anlamıştı. Sana yardım edeceğim Milarapa dedi. Ama sana istediğin her şeyi veremem. Sen yiyecek, barınak ve öğreti istiyorsun. Kendine bakmayı öğrenmen çok önemli. Benim sana verebileceğim ya yiyecek ve barınak ya da öğreti olacaktır. Hangisini seçersen seç, diğeri senin sorumluluğun olacaktır. Millerapha hiç duraksamadan cevap verdi. Ben kendi fiziksel ihtiyaçlarımı karşılayabilirim. Senden istediğim, bana mistik güçleri kullanmayı öğretmen. Tamar kurallarını söyledi öğretimi istiyorsan sana söylediğim her şeyi yapmak zorundasın. Hiç sorgusu sualsiz. Çünkü yapmak amacına ulaşmak için gereken deneyimi sana kazandıracaktır. Şimdi senden söz alabilir miyim? Minarap'a sözünü verdi ve ilk talimatını aldı. Bu talimatı uygulamanın ona amacına ulaşması için nasıl bir yardım olacağını akıl sır erdirememişti ama bir kez söz vermişti ve sözüne uymak zorundaydı talimata göre Pamar için iki katlı bir ev inşa etmek zorundaydı. Ev, belirli bir plana göre belirli bir yerde inşa edilmeliydi. Evi bitirdiğinde sana öğrenmek istediğin şeyleri öğreteceğim dedi Pamar. Minerapa gün doğumundan gün batımına kadar süren yorucu bir çalışma sonunda evi inşa etti. Ara vermeden çalışmasının amacı evi kısa sürede tamamlayarak bir an evvel mistik güçlere sahip olmayı öğrenmekti. Evi tamamlayınca gururlu bir şekilde ev incelemesi için Pamar'ı çağırdı. Pamar çok güzel olmuş. Görevini layıkıyla yapmışsın. Ama bir sorun var. Erkek kardeşim evin kendi arazisi üzerine inşa edildiğini söylüyor. Bu yüzden evi yıkıp benim arazim üzerine yeniden inşa etmelisin. Minerav'ı burnundan soluyarak isyan etti. O kendisine söyleneni layıkıyla yapmıştı. Pamar ona istediklerini öğretmeliydi. Pamar, ''Ya evi yeniden benim arazimin üzerine inşa edersin, ya öğretiden vazgeçersin. Seçim senin.'' dedi. Milarapa intikam almasını sağlayacak mistik güçlere kavuşmayı her şeyden çok istiyordu. İnşa etti evi yıkarak, tulaları ve diğer malzemeleri tek tek Pamar'ın arazisine taşıdı. Ama taşırken sürekli küfür etti. Pamar'a küfretti, Tulu olarak küfretti, Odunlara küfretti. Pamar'ın onu manipüle etmesine izin verdiği ve kullanıldığı için kendisine küfretti. Ama binayı tamamladı. Ev sevgiyle değil, nefret enerjisiyle inşa edilmişti. Pamar eve bakmaya geldiğinde hemen net ve çabuk bir talimat verdi. Bu evi yık. Müller ona inanmayan gözlerle baktı. Ev bozuk dedi Pamar. Tüm negatif düşüncelerin ve davranışların evin enerjisini bozmuş. Negatif enerjin evin her santimetre karesine sinmiş. Böyle bir evde ben nasıl yaşarım? Mülarepa bu sorumluluktan nasıl kaçacağını düşünmeye başladı. Evi ikinci kez yıkıp üçüncü kez inşa etmek istemiyordu. Bu işten nasıl sıyrılacağının sensi planlarını yapmaya başladı. Hiç çaba sarf etmeden evi yeniden inşa etmiş gibi göstererek Pamar'a nasıl yutturabilirdi? Nihayet aklına çözüm geldi. Evin sadece ön kısmını yeniden inşa edebilirdi. Pamar uğradığında onu çalışırken görecek ve evi yeniden inşa ettiğine inanacaktı. Minarapa uzun süreler oturup keyfine baktı. Evi yeniden inşa etmenin alacağı makul zamanın dolmasını bekledi. Nihayet uygun bir zaman geçtikten sonra Pamara evin tamamlandığını söyledi. Beni aldatmaya çalıştın," dedi Pamar. "Bana dürüst davranmadın. Doğruluğa ve dürüstlüğe saygı duymayan birine mistik güçleri kullanmayı öğretmemi nasıl bekleyebilirsin? Eğer sana öğretmemi istiyorsan, evi yeniden inşa etmelisin." Miller artık kızgın değildi öfke enerjisini çalıştığı süre içinde bedeninden atmıştı. Ama kendisini reddedilmiş hissediyordu. Uzun süre umutsuzluk içinde oturdu. Bu bilge kişinin öğretisini her şeyden çok istiyordu. Ama yaptıklarıyla kendisini başarısız kılmıştı. İlk evi söylene söylene bitirmişti. İkinci evi kızgınlık ve öfkeyle inşa etmişti. Üçüncü evde ise Pamar'ı aldatmaya çalışmıştı. Artık aldatma ve hileye başvurmanın sadece kendisini aldatmaya yaradığını anlamıştı. Görevi başarıyla tamamlamak için evi bilgece inşa etmeliydi. Projeye tüm yüreğini koymalıydı. Eğer öğretmenine gerçekten saygı duyuyorsa evi de sevgiyle inşa etmeliydi. Senin de bu tür düşünceler barındırarak Milarapa evi tam da öğretmenine layık biçimde inşa etti evin her köşesinde özene bezene çalıştı. Sadece iki katlı bir ev değil, yedi katlı bir ev inşa etti. Hala daha neler yapabileceğini düşünüyordu. Pamar evi görmeye geldi ve sonucu beğenince artık sana öğretebilirim dedi. Teşekkür ederim dedim Larapa. Ama şimdilik bilmem gereken şeyleri öğrendim. Öğretini beklediğimin çok ötesinde bir güçle aldığımın farkına vardım. Pamar'ın yanından ayrılırken öfke ve intikam duygularının ağırlığını geride bıraktığını hissediyordu. Artık kendini keşfetme serüvenine özgürce devam edebilirdi. Yaşlı bir marangozun emeklilik çağı gelmişti. İşvereni olan müteahhit de, çalıştığı konut yapım işinden ayrılma, eşi, çocukları ve torunları ile birlikte daha özgür bir yaşam sürme zamanının geldiğini söyledi. Aldığı iyi maaşını elbette özleyecekti. Fakat emekli olmaya ihtiyaç duyuyordu. Ve bugüne kadar kazandığı para ona yeterdi. Müteahhit, uzun yıllar yanında çalışan işçisinin ayrılmasına üzüldü ve ondan son bir iyilik olarak kendisine bir ev daha yapmasını rica etti. Marangoz istemeye istemeye işi kabul etti. Ama gönlünün yaptığı işte olmadığını görmek işte de zor değildi. Baştan sağma bir işçilik yaptı ve kalitesiz malzeme kullandı. İşini bitirdiğinde müteahhit evi gözden geçirmek için geldi. Dış kapının anahtarını marangoza uzattı. Bu ev senin dedi. Sana benden hediye. Marangoz şoke oldu. Ne kadar utanmıştı. Keşke yaptığı evin kendi evi olduğunu bilseydi. O zaman onu böyle baştan sağma ve kalitesiz malzemelerle inşa eder miydi? Şimdi o evde yaşamak zorunda kalacak olan kendisiydi. Hepimiz kendi hayatımızın marangozuyuz. Yaşamımızı özenle mi, katlanarak mı yaşayacağımız kendi seçimimiz. Kaliteli ya da kalitesiz bir yaşam inşa etmek de kendi seçimimiz. Gerçek kültür, insanın kendisini var olan her şeyin en kalitelisiyle tanıştırmasıdır. Gün be gün kendi hayatımızı inşa ederiz. Çoğu zamanda yaptığımız işin en iyisini yapmak yerine onu baştan sağma yaptığımız için, aldığımız sonuçları beğenmez ve çevremizi suçlamaya başlarız. Keşkelerimizin sayısı çoğalmaya başlar. Keşke öyle değil de böyle yapsaydık. Keşke öyle yapmasaydık. Keşke farklı tepki verseydik. Ama hayat geri dönmez. Artık o evde yaşayacak olan biziz. Kendi yuvamızı kendimiz yaparız daima. Yeteneklerimiz ne yapabileceğimizi Motivasyonumuz yaptıklarımızı, tutumumuz ise ne kadar iyi yaptığımızı belirliyor. Gerçekten de günümüzün en büyük keşfi düşüncenin gücü. Hayatımızı şekillendirmekte düşüncenin doğrudan etkisini artık biliyoruz. Bu kadar yaygın bilinen şeyin bu kadar az kullanılması da işin acı yanı. Sağlıklı bakış açısından sahip bir kişiyi kimse durduramaz. Ama sağlıksız bakış açısına sahip kimseye de hiçbir güç yardım edemez. Mutsuzluk bağımlılığı denilen bir bağımlılık türü var. Bu bağımlılığın da çok bağımlısı var ne yazık ki insanlık ailesinde. Evi bir günde inşa etmiyoruz. Her gün diktiğimiz bir duvar, çaktığımız bir çivi, döşediğimiz bir tuğlayla inşa ediyoruz hayata kendin pişir kendin ye lokantası da diyebiliriz. Bugünkü düşüncelerimizle, tercihlerimizle, davranışlarımızla yarınımızı inşa ediyoruz. Öyleyse her seçimimizi bilinçlice yapmak için biraz daha özen göstersek ve bilincimizi geliştirmek için emek harcasak kendi iyiliğimize olmaz mı? Esas soru, kendini kendine iyilik yapacak kadar sevilmeye, layık ve değerli görüyor musun? Kendini temiz ve şeffaf tutsan iyi olur. Dünyaya baktığın cam kendinsin, diyor George Bernard Shaw. Çoğu insan spor gösterilerini izlemeyi sever. Spor gerçek hayatta çok benzer. Başarılı bir sporcu olmak için haftada bir iki kez oynamak ya da idman yapmak yetmez. Ünlü sporcular kendilerine ödenen yüksek maaşları, performans öncesi yaptıkları hazırlıklar sayesinde kazanırlar. Chopin'e bir sosyete hatunu kendisini de üstad kadar iyi çalmak istediğini söylemiş. Chopin, derhal derse başlayalım hanımefendi demiş. Derslerin haftanın yedi günü, günde sekiz saat süreceğini duyan hatun, derhal yapacak işlerinin çok olduğunu ileri sürerek Chopin'in yanından koşar adımlarla uzaklaşmış. Her gerçek başarının arkasında uzun bir hazırlık ve adanmışlık süreci vardır. Şans denilen şey karşımıza çıkan fırsatın hazırlıkla buluşmasıdır. Önce hazırlık, sonra performans ve sonuç. İster kilo vermek olsun, ister kötü bir alışkanlığa son vermek, İster finansal durumunu iyileştirmek, hayatta neyi başarmak istiyorsan iste, istediğin sonucu elde etmek için çaba ve uygulama gerekiyor. Ne çok insan hiç emek harcamadan ya da az emekle istediği sonucu elde etmek istiyor. Hap çözüm yok, kolay yol yok, hap sonuç da yok. İnsanlar kendilerini mutlu hissetmek için antidepresan alıyor. Hapın etkisi geçince eski hamam eski tas. Hatta hapların yan etkilerinden dolayı daha da kötü. Her gün ama her gün uygulama yapman gerekiyor. Her ödülün bir bedeli vardır. Kimse bir gecede şöhret olmuyor. Bir gecede başarılı olmuyor. Bir gecede gelen şöhret yine aynı hızla yok oluyor. Hayat sana sen ne verirsen onu geri veriyor. Eğer bir hapın depresyonunu geçireceğini veya endişelerine son vereceğini düşünüyorsan gerçeklerden kaçıyorsun. Gerçek şu ki kendisine acı çektirmeyi alışkanlık haline getirmiş insanların acılarıyla çoğu kimse ilgilenmez. Bu kişiye gösterilen ilgi varsa bu ilgi acımadır, empati değil. Hayat öğrenmektir. Öğrenme süreci okulla bitmiyor. Hayat okulu sürekli öğrenmeyi gerektiriyor. Şunu iyice Bellemen gerek. Sen tebessüm etmeyi öğrenene kadar hayat sana tebessüm etmeyecek. Sorunların başkalarının sana hoşlanmadığın şeyler söylemesinden, birisinin sana yanlış davranmasından, nerede yaşadığından, nerede çalıştığından, kiminle evli olduğundan kaynaklanmıyor. Sorun senin bu kişilere, bu durumlara, bu olaylara verdiğin sağlıksız tepkilerden kaynaklanıyor. Sorun durumda değil, duruma verdiğin tepkide. Shakespeare'in söylediği gibi, hiçbir şey iyi ya da kötü değildir. Ama düşünceniz onu iyi ya da kötü kılar. Yaşan bir ilüzyon olsa bile, mutlu bir ilüzyon seçmek senin elinde. Gerçeklerle yüzleşmek kolay değildir. Ama yüzleşmeden onları aşmak imkansızdır. Yüzleşmek ne kadar gecikirse, özlediğin huzuru o kadar geciktirirsin. Yüzleş, kucaklaş, özgürleş. Hayatını zenginleştirmenin de kuralları var. Ne istediğini biliyorsan ona sahip olabilirsin. Realitene şekil veren sensin. Her şey mümkündür. Ve her şeyin mümkün olması nasıl bakmayı seçtiğimize bağlıdır. İstediğin şeylere sahip olmanın sırrı ne? Bazıları şanslı mı doluyor? İnsanların hayatlarında ve yaşama koşullarında farklılıkların sırrı ne? Sadece dileyip oturup beklemek yetseydi, dilenciler her şeye sahip olurdu. Ortalama insanın da yaptığı bu. Kurallar öylesine basit ki başarı ile başarısızlık arasındaki bağlantı görülemiyor bile. Kurallar ne bilinçlice kullanılıyor ne de başarıyla başarısızlık arasındaki bağlantı görülebiliyor. Çoğu insan başkasının sahip olduklarına asla ulaşamayacağına inanıyor. Sekreter kız konumundan şikayetçi. Satıcı emeğin hakkını almadığından dolayı şikayet ediyor. Ve bir gün hakkını alacağını ya da harika bir iş bulacağını düşünüyor. Şirketin başkanı sürekli çektiği astından şikayetçi. Kızı baba hatarıyla girdiği her işten kovuluyor. Çünkü disiplin denilen şeyin D'sini bile bilmiyor. Amerika'dan aldığı üniversite diplomasının niye işe yaramadığını bir türlü anlayamıyor. Karısı Poker partilerinin ve zengin eşlerinin gittiği spiritüel öğreti derneklerine müdavimi. İki diren bir çekirdek giyinerek geziyor. Ama kendisinin her şeyin en iyisine layık olduğunu söyleyerek kocasının ona verdiği haçlığı beğenmiyor sabah prozak, akşam zanaks kullanıyor. Kendisinin çok zeki, değerli ve önemli biri olduğunu düşünüyor. İnsanların çoğu hak ettiklerini düşündükleri ve bekledikleri şeyleri aldıklarının farkında değil. Çünkü ne istediklerini bilmiyorlar. Milyonlarca insan gibi hayatından şikayet ediyor. Sadece aklına gelen istekleri söylüyor. Ve koşulların bir gün değişeceğini bekliyorsam. Bu bakış açısını değiştirebilirsin. Ama önce ne istediğini bilmen gerekiyor. Bu hiç de kolay değil. Öncelikle her gün kullandığın bilinçli zihnini eğitmen gerekiyor. Ne istiyorsun? Nelere sahip olmak istiyorsun? Gerçekten. Ne istediğini bilmek etrafındaki radyo dalgalarından farklı değil. Ama dalga boyuna almak ve radyoyu duyabilmek için önce odaklanmak gerek. Radyonun iyi çalışıyor durumda olması gerek. Radyonun nasıl çalıştığını bilmek gerek. İçindeki güç hizmetine hazır. İstediğin her şeyi sana vermeye hazır. Ve bu güç sınırsız. O gücün ismine ne dersen de. Bu güç yüreğinden gelen her türlü arzunun gerçekleşmesi için sana güç vermeye hazır. Ama bu arzu gerçekten yüreğinde olmalı ve zihnine yansımalı. İnşallahlar, olursa iyi olurlar. Yarın dilekle dilenen arzular, büyük gücü harekete geçirmez. Arzunu içten tüm yüreğinle istemek önemli. Fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal boyutta. Düşüncen ve iraden sınırsız gücü harekete geçirmeye yetmez. Sadece arzu etmek sınırsız gücü harekete geçirmeye yetmez. Çoğu arzular sadece dildedir, yürekte değil yüreğinin gücü yani duygularının gücü atacağın adımların büyüklüğünü ve hızını belirler. Sekreter kız asla başarılı bir iş kadını olacağını düşünmedi. Satış elemanı asla bir başka işte başarılı olacağını düşünmedi. Başkan astımını bir gerçek olarak kabul etti. Ancak ilaçlarla geçici olarak rahatlayacağına inanıyordu. Hele bu mevsim astımın azlığı dönemdi. Genç kız babasının başarılı, annesinin poker partilerine giden ve spiritüel takılan arkadaşları arasında popüler olduğuna emindi. Kendisinin ise asla babası kadar başarılı olacağına inanmıyor ve annesi gibi bir yaşam sürmemeyi diliyordu. Yaşam koşullarını değiştirmek için samimi isten, kurallar, açıklamalar ve öneriler içeren bu kesin, detaylı ve sonuç veren plana dikkat et. Plan, gerçekten istediklerini öncelik sırasına göre bir kağıda yaz. Çok fazla istemekten korkma. Listeyi her gün değiştir, ta ki gerçekten istediklerini bulana dek. Bazılarını çıkar, yerlerini ilave et. Değişimlerin çokluğundan korkma. Bu doğal. Daima başarılarla gelen ve arzuların değişmesiyle gelen değişiklikler ve ilaveler olacaktır. Başarının üç pozitif kuralı var. 1. İstek listini her gün üç kere oku. Sabah, öğle, akşam. 2. Ne istediğini mümkün olduğunca çok düşün ve imgele. 3. Gerçekten güvendiğin bir kişi hariç kimseyle planını paylaşma. Tabii ki başından itibaren arzuların gerçekleşeceğine inanmayı beklemezsin. Bazı arzuların pratik nedenlerden dolayı gerçekleşmesi mümkün değildir. Ama bu arzunun senin hayatındaki önemine göre sıralamadaki yerine yazmana bir engel değil. İçindeki gücün nasıl çalıştığını arzularını nasıl gerçekleştirebileceğini analiz etmen gerekmiyor. Bu bir buğday tohumunun verimli toprakta nasıl birçok buğday verdiğini analiz etmek gibi bir şey. Her bir buğday tanesi yepyeni buğday tarlası yaratacak güce sahip. Kuralları uygularsan doğanın yasasına uygun olarak yepyeni düşünce tarlaları yaratabilirsin. Buğday taneleri beklediğinden önce gelecektir genellikle. Listenin üstündekiler daha önce gerçekleşir. Gerisi de gelir. Listende istediğini sandığın ama daha sonra listeden çıkarmak istediğin şeyler gelişimin göstergesidir. Şüphe duymak, güvenmemek normaldir. Listendeki bazı istekleri listenden çıkarmadan önce tekrar oku. İçindeki şüpheler devam etmeyene kadar üzerinde düşün. İç sesini dinle. Hala şüphe etmeye devam ediyorsan listenden çıkar. Yürekten hissederek istediğin her şeye sahip olmanı kimse engelleyemez. Başkaları bu istediğine sahip, sen neden olmayasın? Sınırsız güç seninle kavgaya ya da münakaşaya girmez. O, sen hazır olduğunda sana hizmet etmeye hazırdır. Ama zihnin etrafını çevreleyen şüphelerin düşüncelerine açıksa, onların telkinlerine de açıktır. Bu nedenle arkadaşlarını dikkatlice seç. Ve senin istediğin şeylere sahip olan insanlarla arkadaşlık etmeyi seç. Ne çok insan kendi istediği şeylere sahip olan insanlarla yakınlaşmak yerine Onlara düşmanca bir kıskançlık duyuyor. Hatta onları kötülüyor. Başkalarını kötülemek kendini övmenin onursuz bir yoludur. Kıskandığın şeylere sahip olamazsın. Bu enerjinin yasası. Geçici olarak sahip olsan da elinde tutamazsın. Kıskanmak bende yok. Onda da olmasın duygusudur. Düşmancadır kıskançlığı korku bilinci yönetir. Özenmek, imrenmek, onda var, bende de olsun duygusudur. Motive edicidir. Özenmeyi sevgi bilinci yönetir. Evet, istek listesinden bahsediyorduk listende neler var? Listene para, araba, ev gibi maddi şeyleri koy ama orada durma. Daha detaylı düşün. Ne çeşit araba istiyorsun? Ne renk? Ne fiyatta? Ne zaman? Ev istiyorsan yerini seç, stili seç, fiyatını seç, mobilyayı seç. Para istiyorsan miktarı seç. İşinde hedeflediğini seç. Bu paranın hangi yollara geleceğini yaz. Nasıl ve ne zaman geleceğini yaz. Ne zaman geleceğine karar vermezsen bu konuda samimi değilsin. Kesin olmalısın. Kesin olduğunda sonuçlar inanılmaz olacaktır. İlk başarının tadına aldığında eski düşmanın varlığı da kaçınılmaz olacaktır. Buna inanamazlık deniliyor. Olamaz. Sadece bir tesadüf. Böyle düşünceler geldiğinde sınırsız güce teşekkür et ve başarının zevkini çıkar. Sınırsız güce teşekkür etmek başarının kabulünü gösterir. Kabul edilen ve değeri bilinen her başarı diğerlerini de getirir. Yasa lazer gibi odaklandığın şeyi sana getirir. Daima Gerçek teşekkür şükran duygusu olmadan verilemez. Şükran ve teşekkür ise ancak mutluluğun hissedildiği yerde olur. Senin en büyük dostun olan sınırsız gücün sana sunduklarına ruhunla teşekkür ettiğinde mutluluk duygusu daima yüzüne yansır. Başarına olan inancın pekişir. Dikkat! seni mutsuz edecek şeyleri istemen ve sahip olman da mümkün. Başkalarının mutsuzluğuna neden olacak şeyleri de istemen mümkün. Ama bu sana geri döner. İstediğin her şeye sahip olacağını bil. Buna sonradan pişman olabileceklerin de dahil. Yasa ayrım yapmıyor. Bu nedenle öncelikle kimseye zarar vermeyeceğine ve herkese yarar getireceğine inandığın şeyleri iste. Bunlar başarı ve maddi kazanç gibi basit şeyler olabilir. Alışkanlıkları değiştirmek ve bedensel hastalıkları iyileştirmek daha karmaşıktır. Çünkü bunlarda belki farkında bile olmadığım ikincil kazançlar vardır. İlgi gibi, sorumluluktan kurtulmak gibi hastalığından şikayet eden ve iyileşmek istediğini söyleyen nice insanın aslında ikincil kazançlar nedeniyle gerçekten iyileşmek istemediğini bilsen şaşarsın. Gerçekten iyileşmek isteyen iyileşir. Hastalığı da sağlığı da yaratan sensin. Başkalarına hiçbir şey beklemeden yaptığın yardımlar daima sana döner genellikle de hiç beklemediğin bir yerden. Çünkü beklentiyle vermek alışveriştir. İçindeki güç alışverişi değil, beklentisiz vermeyi ödüllendirir. Aslında beklentisiz vermenin sana kazanç getirmemesi mümkün değildir. Bu yasalara ister inan, ister inanma. Seçim senin bu hayatını şimdiki gibi devam ettirmek de senin seçimin. Yasaları bilerek onlara uygun yaşamak da senin seçimin. Bu sözleri tekrar tekrar dinle. Kuralları ezberle. Şu anda en çok istediğin ne ise onun üzerinde test et. İsteğinin gerçekleşeceğine ikna olduğunda içindeki gücü de ikna edersin. İmkansıza inan. Olağanüstü olanı sev. Her günü dolu yaşa. İşte o zaman dünyanda fark yaratırsın. İşte o zaman en büyük amacına uygun yaşamış olursun. Sevgiyle hoca ol.